Merhaba. Bugün Eminönü'nde can kurtaran ile Kadırga semtleri arasında bulunan küçük Ayasofya Camisi'ndeyim. Justinianus'un karısı Theodora'nın yaptırdığı söyleniyor burayı. Bir başka rivayette de yapılış şu şekilde. Kilisenin yapıldığı dönemde imparatorluğun başında 491-518 yıllarında 1. Anastasius oturuyor. Justinian ile amcası Justen, İmparator 1. Anastasius aleyhine isyan, fesat ve kötülük çıkarmakla suçlanmış. Ve ikisi de imparator tarafından idama mahkum edilmiş. İdama bir gün kala İmparator Anastasius rüyasında iki tane Hristiyan azizi görür. Bu azizler Serkio ve Baküs'tür. Bu iki Hristiyan aziz rüyada der ki, Justinian'ı idam etme, bundan vazgeç. İmparator sabah uyanır ve Justinian ile amcasını rüyada aldığı telkin ve uyarı neticesinde bağışlar ve serbest bırakır. İmparator Anastasius ölünce de devletin başına o affedilen amca Justen geçer. Diğer affedilen Justinianus'u evlatlık olarak yanına alır, büyütür. Ölünce de Justinianus 527 yılında devletin başına geçer. Kendisini idamdan kurtaran iki azizi unutmayan Justinianus onların adına bu mabedi yapar. Ayasofya'ya benzediği için de Küçük Ayasofya olarak anılır. Küçük Ayasofya'nın yerinde çok eski çağlarda Bizans'tan da önce putperestlik devrinde şarap tanrısı olarak tanınan bilinen Baküs adına bir tapınak varmış. Bir başka rivayete göre de kilisenin Baküs adına yapılması imparatorun rüyasından kaynaklı değil, bu putperest dönemden kalmadır, gelmedir. Caminin giriş kapısı üstünde yazan kitabeye göre 1497-1505 yılları arasında İkinci Beyazıt devri Bahüssade ağası Küçük Hüseyin ağa tarafından burası camiye çevrilmiştir. Mihrap, mermer minber ve videonun sonunda tek tek odalarını göreceğiniz 36 odalı zaviye de bu dönemde yapılmış olmalı. Minareyi Sadrazam Mustafa Paşa, şadırvanı da Sadrazam Ahmet Paşa yaptırmıştır. Caminin girişinde soldaki türbede de Küçük Hüseyin Ağa yatmaktadır. Mabedin içinde 16'sı aşağıda, 18'i yukarıda olmak üzere 34 adet sütun var. Birer aralıklı olarak hepsi yeşil ve kırmızı mermerden yapılmış. Bütün Bizans sarayı erkanı yılda bir defa imparatorla birlikte buraya gelerek yapılan büyük dini törende burada hazır bulunurlarmış. Duvarları, mermerler, mozaikler ve yaldızlarla kaplı olan bu kilise şehrin en süslü ve en ihtişamlı mabetlerinden biriymiş. Bugün tüm bu mozaikler ve olası süsler, resimler mevcut kaplamanın altındadır ve görünür değildir. Caminin hiçbir yerinde de mozaik ya da resim bulunmuyor. Görüntüdeki sütunların üstünde yazan ve caminin içini çepeçevre saran 12 mısralık kitabede şunlar yazılı. Başka imparatorlar eserleri hiçbir fayda vermeyen ölülerin adını kutladıkları halde İmparatorumuz Justinian, kainatın yaratıcısı İsa'nın kulu olan ve imanı da ne alev, ne kılıç ve ne başka işkencelerle sarsılmayan ve İsa'nın sevgisine ölümden korkmayıp kanını dökerek sonsuz yaşayışa hak kazanan Sergio'yu alkışlamak ve insanlara dindarlığı istek uyandırmak için bu yüksek binayı yaptırdı. Uyanık imparatorumuzun dostu Sergio'yu her zaman saklasın ve korusun. İyiliği büyük olan, fakirleri, yoksulları beslemekteki yorulma bilmeyen ve Allah yönünden taç giydirilmiş olan Theodora'nın gücünü de artırsın. Kitabede bunlar yazıyor. Bu eski mabette 551 yılında geçen garip bir hadise vardır. Papa Virgil dini bir bahis üzerinde konuşmak üzere İstanbul'a gelmiş. Fakat verilen karar
Justinian'ın hoşuna gitmemiş. Bunun üzerine Papa hayatını tehlikede görerek Serkio ve Bacchus kilisesine, yani bu kiliseye sığınmış. Bunu haber alan imparator Papa'nın hemen yakalanarak hapsedilmesini emretmiş ve askerler kiliseyi sarmışlar. Papa askerleri görünce baş mihrabın pilpayelerine sarılmış. Askerler Papa'yı ayaklarından, sakalından, saçlarından çekmeye başlamışlar fakat ayıramamışlar. En nihayetinde mihrap yerinden kopmuş. Papa pilpayelere sarılmış olduğu halde askerlerin üzerine öylece yıkılmış. Kilisenin önünde yüzlerce ahali birikmiş. Askerler bir taşkınla meydan vermemek için Papa'yı bırakıp gitmişler. Bu kilisede bir de Havuzlu Falcı adı ile anılan bir falcı bulunuyormuş. Adı Can Hililas olan bu falcı tunçtan bir havuz içine bakarak gelecekten haber veriyormuş. Bu falcının ne büyük rol oynadığı Bizans tarihinden alınmış şu satırlar pek açık göstermektedir. Keşişler yapayalnız veya toplu olarak yaşarlardı. İlk zamanlarda keşişliği çok dindar olanlar yaparlardı. Bu sonraları değişti. Şark keşişleri garp rahipleri kadar medeniyete hizmet etmezlerdi. Çoğu edebiyattan haz etmezler, bütün vakitlerini dini tartışmalar ve kilise sorunları ile geçirirler, ahali arasında gürültüler yaparak zorla namzettiklerini tasdik ettirirlerdi. Manastırlarda kadınların bulunması açıkça rezaletlere meydan veriyordu. Ahali keşişlere itikat ettiği için talihlerini onlardan sorarmış. Bunlar da ileride kimlerin imparator olacaklarını haber verirler. Bu suretle imparator aleyhine de isyanlar çıkarırlarmış. Caminin hemen girişinde sol tarafta bir türbeden bahsetmiştim. Kesikbaş Hüseyin Ağa. Bu Kesikbaş Hüseyin Ağa'nın hikayesi neymiş? Bir de onu dinleyelim şimdi. Hüseyin Ağa Sultan II. Beyazıt devrinde 1481-1512 yılları arasında Darüssade ağalarındandır. Kapıcılık görevinde bulunmuştur. 1510 yılında başı vurulmuştur. Bunun nedeni Hüseyin Ağa'yı çekemeyenlerin ağayı vergi kaçakçılığı ile padişaha şikayet etmeleridir. Padişah da bunun üzerine başının vurulmasını istemiştir. Rivayete göre Küçük Ayasofya Camisi'nin bulunduğu yerde başı vurulmuş. Başı vurulduktan sonra ayağa kalkan Hüseyin Ağa kesik başını alarak bugünkü türbenin bulunduğu yere gelmiş ve orada ölmüştür. Küçük Ayasofya Camisi'nin hemen yan tarafında bahçesinde Ahmet Yesevi Vakfı tarafından kiralanmış geleneksel el sanatlarının icra edildiği küçük atölyeler var. Burada el sanatları atölyelerinin yanı sıra kitapçılar, hediyelik eşya satıcıları da bulunuyor. Tezhip, ebru ve hat kursları da var. Cumhuriyet döneminde 1936-38 yılları arasında ve 1955'te büyük bir restorasyondan geçen İstanbul'un önemli tarihi eserleri arasında yer alan Küçük Ayasofya'ya yolunuz düşerse mutlaka ziyaret edin. Gerçekten huzur dolu, gerçekten kalabalıktan uzak, çok güzel, nezih bir mekan.